Günaydın. Bugün açılışı arabadan yapıyorum. Çünkü biz çok güzel bir yere gidiyoruz. Bugün Aras'ın en yakın arkadaşı Sünnet oluyor. Biz de pilav yapacağız. Tavuklu nohutlu bir pilav yapacağız. Yaklaşık bir 30 kişiye falan. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Güzel bir gün olacak. Bakalım nasıl geçecek. Şimdi arkadaşımı almaya gidiyorum. Onu alacağım. Oradan sonra da geçeceğiz. Bakalım bugün tencere tencere pilav yapacağız. Allah kabul etsin inşallah. Düğününü, evlenmesini de göstersin. Biz de öyle söylerler. Şimdi ben daha şey yapmadım. Ana yola çıkmadım. O yüzden çekim yapıyorum. Size de bir konuşayım dedim. Bir günaydın diyeyim dedim. Böyle bizde durumlar. Aras'cığım gece uyumadı. Gece çok sıkıntı yaşadık. 12.30'da yatmıştı evet ama saat 3 gibi falan kalktı. Saat 6'ya kadar, 6.30'a kadar sürekli kıvrandı durdu. Yani bundan sonra artık çeker kesinlikle yok. Dün 2 tane lollipop yedi Aras. 3-4 tane tofita falan yedi. Yani yeter. Bu kadar sağlıksız beslenmek yeter. Ben de artık uykusuz kalıyorum onun yüzünden. En azından yemesin. O da rahat olsun. Biz de rahat. Bizde durumlar böyle. O zaman tekrardan görüşürüz.
Aslı'cım arabada uyuyakaldı. Biz şimdi dönüyoruz. Pilavımız çok güzel oldu. Zaten gördünüz. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi bu güzel yolda evime dönüyorum. Evde görüşürüz. Evet, telefonu ancak elime alabildim. Eve geldik. Hemen ben arası yatırdım. Uyumuştu. Saat 4'e 10 geçe uyudu. Şu anda saat 6'ya 10 geçiyor. Tam 2 saattir uyuyor. Ben de o sırada hemen evimi toparladım. İşlerimi hallettim. Ha, güneş de çok güzel. Bugün çok fazla çekim yapamadım ama pilavın detaylarını zaten daha önceden tarif videolarımda paylaşmıştım nasıl yaptığımı. Bugün yemek olarak makarnam vardı salçalı. Onun yanına şey yapacağım. Geçen gün fırına attığım mantarlı patatesli kremalı böyle yapmıştım. Videosunu yine çekmiştim. Ondan yapacağım. Aras da artık uyanır. Şimdi hemen bir tencereleri boşaltayım. Tencereler temiz, direkt yerlerine yerleşecekler. Tavukları haşlamak için 3 tane düdüklü kullandık. 1 saat içinde tavuklarımız haşlandı. 1 saat içinde de pilavlarımızın hepsi pişti. Çok daha hızlı oldu yani. Keyifle, afiyetle yedik. Şimdi ben hemen bir hızlıca mutfağımı toparlayayım. Sonra da artık günümüze devam edeceğiz. Evet, ben soğanları kavurmaya koydum. Böyle üzerine mantarlarını ince ince doğrayıp ilave ettim. Bunlar bu şekilde kavrulacak. Altını kapatacağım. Patateslerimi de yarım daire şeklinde doğrayıp molcama dizip pişireceğim. Pişmesine bir 10 dakika kala mantarları ve kremayı ilave edeceğim. Mantarlar zaten pişmiş olduğu için yemeğimiz hızlı bir şekilde hazır olmuş olacak. Evet, ben patateslerimi de bu şekilde yarım daire şeklinde doğradım. Yağ ve tuz koydum sadece. Burada mantarlarım pişmek üzere. Şimdi bunu hemen 200 derecelik fırına atıyorum. Anneciğim, saat 7 oldu ya. Sen ne çok uyudun, terlemişsin. Arası. Uykundan kalmadı mı oğlum? Evet, saat tam 7. Aras şimdi uyandı. Neredeyse 3 saat uyudun. 10 dakika daha uyusan 3 saat olacaktı. Gece uykusuna mı yattın? Sen öyle gece uyumazsan öyle olur. Aras Bey. Alkış. Aferin Aras'a. Evet, Aras'ın karnı acıkmış. Hemen ben ona makarna ısıttım. Yanına da meyve suyu koydum. Düne göre iştahı var. O yüzden çok böyle sevmeyeceği şeyler olsun istemedim. Normalde o fırında yapacağım patates ve mantardan da yer. Ama huysuz olduğu için şu an belki yemeyebilir dedim. Böyle makarnasını kendisi yiyor. Meyve suyunu da annesi içiriyor. Afiyet olsun. Evet, şimdi bu soğan ve mantarla buluşturdum. Buraya da kremamı açtım. Hemen eşimin gelmesine bir 10 dakika kala kremasını karıştırıp fırına atacağım. 10 dakika daha pişirip ondan sonra üzerine kaşarı rendeleyip fırından alacağım. Yanında da böyle önceki günden kalan salçalı makarnam var. Bunun çöpe gitmesini istemediğim için yanında dedim bunu yiyelim. Bizim bugünkü menümüz bu şekilde oldu. Evet, fırından yeni çıktı. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Bize afiyet olsun.
Evet, bugün bu güzel tepsimi kullandım artık. Bardaklarımla beraber. Çok güzel bir sunum oldu. Hoşuma da gitti. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.